Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Aleykümselam. Ben Neslihan Yiğitbay. Genç öncüler, öncü gençliğin sözcüsü olarak öncelikle gençlik çalışmalarımızdan bahsedeceğim biraz. Bunu yaparken sadece şahit olduklarım ve yaşadıklarımı anlatmam eminim yeterli olacaktır. Onlar beni tatmin etmişti, sizleri de tatmin edecektir diye düşünüyorum. Öncelikle temelinde ahlak ve şahsiyet inşası olan tefsir, siyer, peygamberler tarihi, kişisel gelişim derslerimiz, film ve kitap kritiklerimiz, çok yönlü pozitif kurslarımız, her zaman süregelen derslerimizden zaten. Bununla beraber gerçekleştirdiğimiz yoğunlaştırılmış yaz okulları, hafta sonu kursları, bunlarla beraber hem öğreniyoruz hem de öğrendiklerimizin stajyeri oluyoruz. Daha kalıcı ve nefes alabilen ilişkiler, diyaloglar kurabilmek için piknikler ve gezilerle eğleniyoruz. Birbirimizi daha yakından tanıyoruz. Bununla beraber çok fazla önemsediğimiz bir nokta var. İman ettiklerimizin yaşayanı olabilmek için gerçekleştirdiğimiz ve devam ettirdiğimiz toplum ve davranış ilişkisinin temeline vahiy yerleştiren ilişkiler kurabilmek adına vahiy ışığında projeler gerçekleştirmeye gençler olarak çok fazla önem veriyoruz. Bunlar üzerinde sürekli çalışmalar yapıyoruz. En önemlisi de vahiy ışığında evrensel İslam kardeşliği hedefinde nebze nebze hakikate yaklaşmak arzusunda olan ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. En önemlisi de bence bu, özlemeyi öğreniyoruz. Talip olan herkesi bekliyoruz. Bir genç olarak gençlere ait bir soru sormak istiyorum. Hazreti İbrahim ve gençler üzerinden bir soru sormak istiyorum. Hazreti İbrahim yaşamındaki sorguyla karşımıza çıkıyor ve Kur'an'da ardıl ardıl bu konuda ayetler var. Onun hayatındaki sorgulayıcılığı ile ilgili. Bunun hayatındaki hangi dönemi, ne kadarı kapsadığı hakkında bilgimiz yok. Ancak şunu biliyoruz ki o kadar şirk dolu bir toplum içerisinde bu kadar temiz ve saf kalabilmiş olmak büyük bir beceri. Bunu yapabilmiş olan Hazreti İbrahim, bu temizliğe sahip olabilmiş, bu analizi hayatında yapabilmiş olan Hazreti İbrahim'e Allah tarafından verilmiş bir özel yetenek miydi bu? Yoksa ideal olan, aklın aktif bir şekilde kullanılmış bir şeklinin ürünü müydü? Eğer öyleyse biz insanlar, özellikle de gençler hayatında bunu neden uygulayamıyor, yapamıyor? Benim sorum. Özellikle de gençler üzerinden bir sorum. Çok teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Bu arada şiir gibi konuştunuz. Ben hayranlığımı ifade edeyim. Hani bir yere bakmadan konuştu. Benim anladığım doğru mu hocam? Bu lauhubbu lafiliğine giden macerayı sordu. Lauhubbu lafiliğine giden macerayı sordu. Doğru. Onu sordu. Ben de öyle anladım. Bir kere bu şunu söyleyeyim. Eğer Allah'ın Hazreti İbrahim'e has bir vergisiydi dersek, burada Hazreti İbrahim'in bize örnek gösterilmesini dama atmış oluruz. Öyle değil mi? Şimdi o zaman bize niye örnek gösteriyorsun ona verdiysen? Bize vermediğin bir şeyden dolayı bize örnek göstermen adaletsizlik, haksızlık ya Rabbi. Bize de ver, örnek göster. Demek ki öyle değilmiş. Cevabınızı aldınız. Öyle değilmiş. Örnek gösteriyorsa örnek alabilirmişiz. O zaman ikincisiymiş. Yani işleyen bir akıl ve aktif bir irade. İşleyen bir akıl Allah insana vermişse eğer, onun şükrü İbrahim gibi istidlal edebilmek. Yani esere bakıp müessiri, sanata bakıp sanatkarı, eyleme bakıp fiile bakıp faili görmek. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada eğer sanata bakıp sanatkarı görebiliyorsa aklınız intikal ediyor. Yani aklınız akıllığını doğru kullanıyor, doğru yapıyor demek. Hazreti İbrahim'in yaptığı şey bu. Onun için Hazreti İbrahim'in daveti, aklınızı kullanın. Bu çok net, çok sade. Peki bunu yapmayanlar ne olur? Ve yec'alur rizze alellezine la yaqilun. Allah aklını kullanmayanların üstüne pisliği boca eder.
İnne şerrad devâbi indallâhi summul bukmullezîne lâ ya'kilûn. Allah aklını kullanmayanlar yaratılmışların en şerlisidir. İki tane Kur'an ayeti. Kapı gibi size. Bu da kime kapak olsun? Akıl düşmanı Müslümanlara. Onlara kapak olsun. Evet.